Yoğun bir trafik olduğu şeklinde değerli izleyenler tekrar edelim. Sabah 9 itibarıyla İstanbul'da %56'lık bir trafik yoğunluğu var. Yol durumunu aktardıktan sonra gelişmelerle devam edelim ve bu saate Ziraat Türkiye Kupası ile başlayalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı bugün başlıyor değerli izleyenler. 58 takımın mücadele edeceği turda heyecan yine her zaman olduğu gibi Alspor ekranlarında yaşanacak. Evet değerli izleyenler, Trabzonspor'un da milli arayı nasıl değerlendirdiğini konuşacağız birazdan. Trabzonspor'da özellikle milli araya aldığı iki galibiyetle moralli girmişti acaba Abdullah Avcı ve oyuncularla bu çıkışı sürdürebilecek mi? Hemen bir Skype bağlantısı daha yapalım Hamdi Aslan'la ve Bordo Mavilerin performansını konuşalım. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgi. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet acaba Trabzonspor'da milli ara nasıl geçti? Milli aranın ardından acaba o bıraktığı yerden galibiyetlerle bir seri yakalayarak devam edebilecek mi takım? Bu çok merak ediliyor. Hem yorumunuzu hem de varsa tabii ki istihbaratınızı dinlemek isteriz. Yani Ezgi tabii İstanbul'daydım ben de tabii bildiğin gibi çok Evet. fazla bir detay, istihbarat gibi çok fazla bir bilgi içerisinde değilim ama tabii ki gündemi Trabzonspor adına takip etmeye çalışıyordum. Yani her şeyin iyi gitti. Yani Abdullah'cı tabii ki bu ara döneminin oyuncular antrenman tekrarları, oyun düzeni kazanılmanın istikrar bir hale getirmesi için bence çok önemli olduğunu ve bunda çok doğru kullanıldığını söyledi. Yani bu anlamda her takım olduğu gibi bu aralarda milli takım aralarında her zaman takımlar milli takıma giden oyuncuların sağlıklı geri dönmesi halinde bence iyi değerlendirirler. O yüzden Trabzonspor'da bu süreçte hem dediğim gibi yani oyun tekrarı, antrenman tekrarı, kazanma arzusu. Çünkü Trabzonspor'un sezon başından beri ligde tabii bu çok yoğun maç temposunda istediği o oyunu çok yukarılara çekememişti. Tabii ki bunlar biraz daha skorlarla olacak olan bence oyunlar olduğu için. O yüzden artık bu galibiyet serisi tabii ki Trabzonspor'un şu an en büyük kazancı olacağını ben bekliyorum. Çok yoğun bir trafik olacak tabii ki. Süper Lig maçları, Avrupa maçları, seyahatler. Yani yine yoğun maç trafiğine girecek Trabzonspor. Ve tabii ki buna da bu dönemde fiziksel olarak hem de oyun olarak hazırlandığını ben düşünüyorum. Hocam isterseniz izleyicilerimiz için de o fikstürü bir hatırlatalım. Şimdi 1 Ekim'de Kayserispor maçı var. Ardından 6 Ekim'de Monaco mücadelesi. Sonra Kasımpaşa 13 Ekim'de bir kez daha Monaco ile oynayacak. Ve ardından da Beşiktaş derbisi Sivasspor maçı diye gidiyor. Aslında sizin de işaret ettiğiniz gibi zorlu bir süreç, zorlu bir fikstür. Burada tabii ki zannediyorum ki Beşiktaş deplasmanına kadar alınabilecek maksimum puan hedeflenecek ve biraz daha moralli bir şekilde Beşiktaş maçına çıkılması hedefleniyor Trabzonspor'da. Özellikle tabii ki Marek Hamşik'in dönüşünden ve takıma yaptığı katkıdan milli arada yaptığımız yayınlar boyunca bahsettik. Katılır mısınız? Özellikle Hamşik'in liderliğiyle birlikte Trabzonspor'un biraz daha çıkışa geçme trendine doğru ilerlediği konusunda. Yani maç trafiği senin de söylediğin gibi Ezgi çok yoğun. Ama burada tabii ki hedef Beşiktaş maçına kadar iyi gitmek değil. Yani sonuçta her maçı çok Trabzonspor'u önemsemesi gerekiyor. Yani ligde artık tabii ki bu tip maçların değeri, farklılığı var. Kazandığın zamanki vermiş olduğu moral farklı bir duygu. Ama ben hiç, yani o arada oynayacak oldukları bence Monaco maçları çok zor olacak. Kaybetmemesi gereken iki tane Monaco maçı var Avrupa Ligi'ni devam ettirme adına. Ben hani ligde kazanıldığı zaman en azından Monaco maçları daha moralli gidilir. Tabii ki Beşiktaş maçının da önemi daha da fazla artacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani artık Trabzonspor her hafta kazanılan ve her hafta tek tek maçlara bakılan bir plan içerisinde. Tabii Hamşik, evet Hamşik oynadığı zaman Trabzonspor'un orta saha oyunu başka oluyor. Yani tabii ki ben oyunun bütününde orta saha oyunlarını hep değerli görürüm.
eski. Geçen sene alışmış Hamşik Bakasetas, Siopis oyunu. Aslında birbirlerinin saha içerisi iletişimi çok doğru oldukları ve birbirlerini ezber olarak bildikleri için oyun biraz rahatladığını ben düşünüyorum. Trabzonspor sezonun başı orta sahada çok farklı isimlerle oynadı. Tabii ki orada çok olay istediği gibi bir oyun çıkmadı. Tabii ki takım hep Hamşik Bakasetas'la veya Siopis'e bu üçle gitmeyecek. Muhakkak orada yine bir takım değişiklik olacak ya, Abdullah Hoca'nın en büyük beklentilerinden bir tanesi orada farklı oyunculardan yine doğru oyunu yakalayabilmek. Büyük bir zenginlik var orta sahada. Yani dediğim gibi, ama Hamşik ne kadar sağlıklı ve sahada kalırsa özellikle bakış açısıyla beraber oyun bence Trabzonspor'un istediği seviyeyi çok kolaylıkla yakalayabiliyor. Önde tabii ki şu an Trabzonspor'un Trezeguet'in son haftalardaki oyunu bence biraz daha rahatlamış gibi duruyor. Yani o bireysel oyundan çıkıp biraz daha takım oyununa hem skor katıyor hem de oyunu pozisyon bulmadığında çok bence oyunun içerisinde kalıyor. Dediğim gibi orada Umut Gomez ikilisi artık tabii ki biraz yerli oyuncu rotasyonuna göre sahada olacak. Yani Trabzonspor'un şu an tabii ki en büyük ihtiyacı olduğu şey Ömür'ün performansındaki istikrar Ezgi. Yani bunu yakaladığı zaman yani hem Ömür'ün oyuna katkısı hem de Trabzonspor yerli oyuncu statüsünde çok çok rahatlayacak. Bu da şu an bence Abdullah Hoca'nın en büyük beklentilerinden bir tanesi ve en büyük çalışmalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ki oyuncu iletişimi çok yüksek. Artık biraz da Ömür Abdullah Hoca'ya yanaşması gerekiyor. Hocam Abdülkadir Ömür demişken oyuncuyla bir sözleşme görüşmesi yapılacağı ve Abdülkadir'in de yıllık ücretinin Uğurcan gibi 20 milyon liraya çıkartılacağına dair haberler görüyoruz. Acaba bu durumda biraz motivasyonunu yükseltebilir mi Abdülkadir? Ezgi, bunlar konuşuldu, bunlar yani belki Uğurcan Ömür'den daha, bilmiyorum, rakamsal boyutunu çok fazla konuşmak istemem, ama yani bunlar kulüpler her iki oyuncuyla da zaten konuştu. Bu konuda bir problem yok. Yani tabii ki bu da Ömür'ün belki bu anlamda biraz daha, yani daha rahat hareket, daha rahat düşünmesini sağlayabilir, ama ben oyuncuların bu anlamda çok fazla Trabzonspor'a problem çıkaracaklarını zaten düşünmüyordum. Muhakkak Trabzonspor bunlara yaklaşacak, yani bu iletişimi kuracaktı. Bu çok gecikmiş bir şey değil. Ama Ömür'ün ben saha içerisi performansının bu tip saha dışı düşüncelerle beraber olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Biraz kendisinin futboldaki kendi değerini en azından bilip daha öne çıkarması gerekiyor ki Trabzonspor'un buna bence çok ihtiyacı var. Peki. Hamdi Hocam çok teşekkürler yorumlarınız için. Size güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, Trabzonspor'da değerlendirdikten sonra devam edelim ve amirli takıma geçelim. Amirli futbol takımı FIFA sıralamasında 125. basamakta bulunan Faroe Adaları karşısında tarihinin en acı yenilgilerinden birini aldı. Dün akşam yayınlanan Artı Futbol programının kolajıyla bugün sabah sporunu noktalıyoruz. Mutlu günler, hoşça kalın.